Başka Doktor Burkay Yanar, aile planlamalar öğretim üyesi. Evet hocam, yaptığım için şey, koordinatör yardımcısı. Tamam, ne sanırsınız? Başlayalım mı? Arkadaşlar, geçmiş olsun. Çok yaşar. 198 kişi sınava girmiş bu kurumda. 4 kişi gelmemişti. İtalya bilen sorunumuz yok. Sınavda sigara çeken bir yok. Çok boş bırakan arkadaşımız yoktu. Bayağı iyi sonuçlar alınmış. 3 kişi
bütün soruları cevaplamış. Ve 16 kişi de 11 doğruyla bayağı ortalamayı yükseltmiş biyofizikte. Ve biyofizikte de enteresan bir şekilde bu soru yine az cevaplanan sorulardan. Soru olarak güzel bir soru ama niçin böyle olmuş anlamadım. Tıp eğitimi bir önceki kurulda yine ortalamalarındaydı. Bu kurulda hepiniz çok iyi yapmışsınız. 55 kişi kul yapmış arkadaşlar. Tıp eğitimi. Ve tıp eğitiminde de en az cevaplanan soru bu soru. Biyoistatistik zor derslerden bir tanesidir arkadaşlar. 6 sorusu vardı ama 5 kişi yine full yapmış. Ve biyoistatistik herhalde en kolay sorusunu da en az cevaplanmış. Normalde soruya dikkat ederseniz zaten 2 cevap şıkkı var soruda. Ortalamayı sormuş size. Zaten 2 tane ortalama var. Aritmetik ortalama ve geometrik ortalama. Enteresan bir şekilde bu soruyu en az cevaplamışsınız. Zaten diğer bir çift zaten kendini eliyor bu soruda. Ama nasıl olmuş da bu soruyu bu kadar az cevaplamış? Bu ne anlam veremiyorum açıkçası. Yani 61,5, 75,5 gibi notlar olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız buna takılmış. Bunda herhangi bir hata yok. Bir de geçen kurulda bir soru iptal olmuştu arkadaşlar. Normalde sene başında şöyle bir karar almıştık. Soru iptal olduğunda 100 soru değil 99 soru üzerinden hesaplanacak. Yani 1 soru 1 puan değil de 1.1 puan olacak gibi bir karar alınmıştı. İlk hesaplamamızda o şekilde hesaplamıştık. Yani doğrularımızı 1 ile değil de 1.1 ile çarpmıştık. Daha sonra dekanlık onu bu yıl uygulamayalım. Soru iptal olunca herkese bir puan ilave olsun dediği için sonra hepimize birer puan ilave edildi. Yani puanlarımız artmış oldu. O yönden herhangi bir hak kaybına uğramadınız. Bu sene herhalde bu uygulama bu şekilde devam edecek. Soru iptal olunca hepimize bu sorunun puanı ilave edilecek. Bunun haricinde başka aklınıza takılan bir yer var mı? Birinci kurul, ikinci kurulla alakalı. Tamam arkadaşlar, buyurun. Hocam 50 ortalamanın altında kaç kardeş var? Çok fazla yok bir kurulda. Şeyleri yapmadık arkadaşlar. Soruların zorluk derecesini, seçiciliğine falan bu kurulda paylaşmadık. Biraz teknik konulara girdiği için. Ama bu kurulda boş bırakan arkadaşımız neredeyse yok diye hiçbir soruyu boş bırakmamıştı. Güzel bir gelişme. Yani çok fazla baraj yer arkadaşınız da yoktu. Yani yavaş yavaş tecrübe kazanıyorsunuz. Diğer yer konuda daha iyi olacağını umut ediyorum. Var mı başka bir sorusu olan? Arkadaşlar iyi günler diliyorum. Başarılar diliyorum size. Bir sonraki okulda görüşürüz.